Protez ne zaman yapılır? Ana soru bu. Şimdi protez, eğer protez dışı bir tedavi seçeneği kalmadıysa ve de insanların yaşam standardı düşüyorsa protez cerrahisi yapılabilir. Yaşam standardı ne demek? Yaşam standardı aslında çok kişiden kişiye değişen bir faktördür. Benim öyle hastalarım oluyor ki tuvaletten yatak odasına, yatak odasından salonuna gidiyor. Bununla mutlu. Dışarı çıkmak istemiyor. Alışverişini bir başkaları yapıyor. Bir ameliyat olmak istemiyor. Yani tutuna tutuna koridorlarda yürüyor ve onun halinden mutlu. Şimdi bu insan halinden mutlu ise sizin bu hastaya protez yapmanıza gerek yoktur. Ne olursa olsun. Ama öyle hastalarım var ki bütün günlük yaşamlarında rahatlar, idare ediyorlar. Fakat çok sevdikleri seyahatleri, çok uzun yürüyüşleri yapamıyorlar. Tenis oynayamadığı için ameliyat olan insan da var. Şimdi evinde zar zor yürüyerek oradan oraya giden birini siz eğer şeyden bahsederseniz ya sizin ameliyat gerekçeniz tenis böyle bir şey olur mu derseniz bu komik olur tabii. Ama eğer yapacağınız iş hastanın hayat kalitesini kuvvetlendirecekse o zaman kesinlikle yapmanız gereken bir durumdur. Hayat standardı kabaca bu. Peki kimlere yapılmaz? Herkese yapılabilir ama temel olarak yapılmaz diyeceğimiz şey ameliyatın hayatını tehlikeye sokabileceği hastalardır. Çok çok ileri kalp sorunları yani böyle işte basit sorunlar değil de çok ileri yetmezlik. Zaten bu insanların hayat standardını bu tür hastalıklar bozuyordur. Çok ileri seviyelere gelmiş kanser vesaire gibi nedenlere yapılmaz. Bunun